Merhaba sevgili Güreş Türkiye FM dinleyicileri. Bugün Clash of Champions'ı ve ardından bu sabahki SmackDown Live şovunu konuşacağız. Bugün sunucunuz ben Mehmet Dinler Düveyt, Taner Önen ve çok sevgili Güreş Çomarı Buğra Gür'le birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ya şey yaptığın Bomba ayıp gibiyiz. ya. Ben seni yorumlamadan duramayan adam, internetin yorumcu rockstarı, profesyonel güreşin hipsterı. Onu bana diyordun daha yanınızdan. Ne Onu zaman döndün? ben ilk Mehmet Dinler'e dedim kardeşim ya. Çünkü ben öyleyim. Sen de güreş çomarısın. İkimiz de birbirimizi olduğumuz şekilde Yes. Evet. Gerçekten bu ayıp ya. Hızlıca başlayalım bence. Bence hızlıca başlayalım. Öncelikle şunu soracağım. Clash of Champions'ı nasıl buldunuz? 10 numara 5 yıldız. Ben de Bu ortalama kaç puan üstü verirsin? buldum. 10 üzerinden 7 çalışır bende. Bende de 10 üzerinden 7,5. Ben niye kendimi kesmek istedim acaba bütün şov için ya? Anlamadım Kardeşim ki. canlı izleyin şovları. Eğer kötü şovun nasıl kötü olduğunu anlamak istemiyorsanız şovları canlı izleyin. Ben öyle yaptım ve mutluyum. Yani insan işsiz güçsüz olunca yani istediği şovu canlı izleyebiliyor ama ne İşsiz yapalım ki? güçsüz. Sabah işe gitmemiz gerekiyor falan yani. Ben mi Yani işsiz güçsüzüm? Bana işsiz ana güçsüz dedin ya. Yo, şovu canlı izleyenlere dedim. Pekala, teşekkür ederim. Evet. Şimdi bugünkü SmackDown segmentlerini konuşurken Clash of Champions'a da bakacağız. İlk olarak neyi konuşacağız? Açılış segmentimizi. Açılış segmentimiz bir Shane McMahon ve Daniel Bryan yüzleşmesi. Öncelikle Daniel Bryan geliyor ve Clash of Champions'da yaptığını açıklamaya başlıyor. Clash of Champions'da ne yaptı? Shane McMahon'la birlikte tag team maçının ortak hakemiydi. İkisi maç boyunca bir şekilde atıştılar. Hatta en sonunda Shane'in Kevin Owens'ın tuşunu saymamasına çok sinirlenip daha sonra Sami Zayn Randy Orton'ın roll-up'ı aldığında çok hızlı bir tuş saydı ve Kevin Owens ve Sami Zayn'in kovulmasını engelledi Daniel Bryan. Hem bu maçı değerlendirelim hem bu segmentte ikilinin tartışmalarını değerlendirelim. Daniel Bryan ve Shane McMahon'ın yolu kısa süre içinde ayrılır mı? Ne zaman ayrılır? Yani bunu konuşalım. Bugün ayrılmadı. Bugün Shane McMahon Daniel Bryan'a şovu bıraktı ve gitti. Daniel Bryan da şovu yönetmeye devam etti. Hani ne olur ne biter? Buyurun söz öncelikle Buğra Gür'de. Ya şimdi şunu öncelikle unutmamak lazım. Önümüz Royal Rumble ve biz Royal Rumble tüneline girmiş bulunmaktayız. Bu tünelden kafamızı kaldırdığımız zaman muhteşem bir profesyonel güreş baharı olan WrestleMania'yı karşımızda göreceğiz ve koşa koşa WrestleMania'ya gideceğiz. Önemli olan bu koşuşun ne kadar tempolu olduğu. Haftalık şovlar nasıl tempo içinde geçiyorsa WrestleMania'da haftalık şovların kopyası şekilde bir performans sergiliyor bize. Biraz uzun vadeli bu senaryoyu ele alabiliriz. Konuyu getirmek istediğim nokta o. Daniel Bryan'ın ring içine dönebileceği konusunda YouTube'daki haber bültenlerinde de sunuyorum. Çok net bilgiler geliyor. Gerek Ryan Satin, gerek Dave Meltzer, gerek Brie Bella'nın bu Lillian Garcia'nın podcast programına verdiği röportajda. Daniel Bryan'ın böyle bir beklentisi var. Kurt Angle nasıl sağlık kontrollerinden, testlerinden geçtiyse Daniel Bryan'ın da aynı şekilde bir beklentisi söz konusu. Hatta Kurt Angle'ın geçtiğimiz hafta bu konuda bir demeci de olmuştu. Daniel Bryan'ın kendisine bozuk attığından bahsetmişti ve bunun sadece bir şirket politikası ile alakalı olduğunu da dile getirmişti. Yani cümle altından ben anlıyorum ki Daniel Bryan da sağlık kontrollerinden geçip ring içine dönmesi yüksek ihtimal. Ben Shane McMahon Daniel Bryan maçını olabileceğini düşünüyor, düşlüyor, hayal ediyor ve hatta sabırsızlıkla bekliyor ve bunun temellerinin şimdiden ufak tefek atılmaya başladığını görüyor. Bu maçın da WrestleMania'da gerçekleşebileceğini düşünerek sözlerimi noktalıyorum Sayın Mehmet Dinler. Çok güzel. Peki Taner'e dönüyorum burada. Ben Clash of
Champions'da başlayayım istiyorsanız. Ben maçı gerçekten çok beğendim. Çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Gerildim maçta her şeyden önce. Yani özellikle ben Randy Orton'u son yıllarda pek tutan biri değilim ama son 1-2 aydaki performansında hor görmek ayıp olur diye düşünüyorum kendisine. Randy Orton gerçekten iyi bir dönemece girdi benim için. Yeni hali falan bayağı iyi. O RKO'su falan, hani hakemlerle konuşurken arkasını döndüğü anda Owens'a yaptı RKO falan. Yani şunu da söyleyelim. Bu Daniel Bryan'la Shane McMahon arasındaki olaylar da çok güzeldi bence. Hatta SmackDown'daki promoda şey dedi galiba, seni Mr. McMahon olmaktan koruyorum dedi. Öyle bir cümle kullandı galiba. Ben çok beğendim. Seni kendinden koruyorum dedi önce. Yani babana dönüşmeni engellemeye çalışıyorum. Aynen. Orada itti falan. Yani ben maçı beğendim. İşlenen hikayeyi çok beğendim. Ben güzel booking, yani ben çok beğendim. Öyle söyleyeyim. Peki bu işin Daniel Bryan'ın ringe dönmesine yol açacağını düşünüyor musun sen? İnşallah, umuyorum. Ya ben hala bir umudum yok ama bilmiyorum ya. İşte bu WWE'nin sert politikası sağlık konusundaki bende olması gereken şey ama inşallah döner ya. Ben isterim yani, büyük bir yıldız sonuçta. Ya ben açıkçası dönmesini istemiyorum çünkü ya emeklilik büyük bir şey. Emeklilik büyük bir laf ve ben bu lafın altında kalmalarını istemiyorum insanların. Bugün Brie Bella da dönmekten bahsediyor. Arkadaşım orada kalacaksanız emekli olun yani. Sanırım en ciddi konuşan şeydi galiba. Shawn Michaels'tı yani. Ben dedi bu binayı terk ediyorum dedi. Gelmedi adam. Sadece arada bir geldi yani. O da şey için, segmentler için geldi. Hayır. Emeklilik kavramı şimdi onlarla bizdeki gibi bir mi? Yani mesela emekli konusunda retired diyorlar. Doğru mu? Retired diyorlar. Yani oradaki zannedersem bizim emeklilikten anladığımız şey orada hani inzivaya çekilen, hani gözden uzak, uzaklarda, ıssız olan anlamında. Daha da avcılık yapan falan böyle sabah sabah. Çok güzel. %100 çok güzel. Yani hani inzivaya çekilen anlamında. Ama bizde bir emeklilik bıraktın mı baba? İşte yıllık kahveden çıkmamak. Mesleğe bir daha dönüp kahveden çıkmayan anlamında. Şimdi biz bir acaba orada bir kavram kargaşası yaşıyor olabilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü ilk seferlerde ben de yadırgıyordum. Çünkü John Cena mesela emekli olma senaryosunda CM Punk değil John Cena kaybetti en son. Ondan önce bir face daha kaybetti, hatırlayamadım. Wade Barrett da kaybetti abi. Bildiğin emekli olma maçında bir hafta. Kovulma. Kovulmayla emekli olma arasında fark var ki, o Wade Barrett feyudunda olanlar zaten başlı başına saçmalık. Hani onu da geçiyorum da. Bu kavramlara emeklilik... acaba çok mu yapıyoruz? Amerikan spor endüstrisinde emeklilik dedim mi ama şöyle bir şey var. Belli kağıtları imzalıyorsun ve oraya bir daha dönmeyeceğini belirterek emekli oluyorsun ki sistem ona göre işliyor. Sigortan ona göre değişiyor. WWE tabii ki senaryoyla işleyen bir yer. Ayrı. Ama spor eğlence sektörü olduğunu iddia eden bir yer ve emekli dedin mi o işten elini eteğini çekecek insan. Yani ringden emekli oluyorum. Ringe bir daha çıkmayacağım demek. Olun abi yani, ya da emeklilik şeyini kullanmayın çünkü emekli olacağım deyince abi yok emeklilik maçı, yok son maç, yok şu segment falan. Ayrıca prim yapıyorsun. 2 yıl geçiyor aradan, 3 yıl geçiyor, dönüyorsun. Hoş değil. Gerçekten hoş değil yani. Geçelim bunu daha sonra yani. Brian, bu sadece söylenti yani, Brian'ın ringe geri döneceği. Abi yani ben söylentiden öte bir şey olduğunu düşünüyorum. WWE'de geri döneceği hala bir teori sadece yani. WWE dışında geri dönebileceği kesin gibi bir şey de hani bu hala bir teori. Kesinleşirse. Ya bilmeyenler için şey söylerim. NJPW seçeneği çok açık ortada yani. Hani öyle bir seçenek de var. Ring of Honor da öyle hani. Yani aynen. Ring of Honor daha önce geliyor. Yani NJPW seçeneği de var. Bittiği anda Daniel Bryan'ın ring içi seçeneği çok açık yani. Sadece WWE doktorları tarafından temize çıkarılmadı zaten. Aynen. O zaman devam ediyoruz. Yeni segmentimiz nedir? The Usos vs. Chad Gable, Shelton Benjamin. Amerikan beta maçı.
Clash of Champions'ta şu oldu. Fatal 4-Way tag team maçında Usolar kemerlerini korumuştu. Ancak bu sefer SmackDown'da kemer maçı değildi ama Shelton Benjamin ve Chad Gable ikilisine kaybettiler ve Benjamin Gable ikilisi de kemerler için iddialı olduklarını bir kere daha gösterdiler. Clash of Champions'taki maçı da kısaca bir değerlendirmesini alacağım sizden. Ardından da Benjamin ve Gable kemerlere tekrar oynar mı? Oynadıklarında da alırlar mı? Sizden bunun değerlendirmesini isteyeceğim. Önce Taner'e döneceğim bu sefer. Clash of Champions'taki maçı ben çok beğendim. Üst düzey ringçi vardı. Hani aktif olarak her takımında böyle aktif rol oynaması çok güzeldi. Yine Rusev Day'in hayranı oldum. Ama mesela Chad Gable çok aktifti mesela maçta. Güzel bir maçtı. Yusuf'ların korumasına sevindim. Şöyle sevindim. Aiden English ve Rusev'le böyle feuda girmelerini bekliyorum. Hani kemberin yeni sahiplerinin olmasını istiyorum. Çünkü Rusev şu an çok ön plana çıkıyor. Gerçekten hani çok istiyorduk ki Rusev. Bence hakkı yenilen bir wrestler varsa Rusev başta gelir bence. Rusev'i Aiden English konusunda biraz daha ilerleyen safhada geçebiliriz isterseniz. Yani şimdilik sadece... Tamam şey yapıyorum ben. Şu SmackDown'daki şeyden bahsedelim. Ben SmackDown'daki maçı da beğendim. Şöyle bir şey var. İzlemeler için söyleyelim. Sanırım o kemer ortada değildi ama Yusolar tuş oldu. Yani güzel bir maçtı. İki maçı da ben çok beğendim yani. Ya Yusolar'ın olduğu her maç çok güzel oluyor. Bak bunu bu vurgulayalım bence yani. Yusolar'ın olduğu her maç çok güzel oluyor. Shelton Benjamin de ama form tuttukça daha bambaşka bir şey bulmaya başlıyor. Evet. Kendinden beklenmedik şeyler yapmaya başlıyor. Chad Gable da bu arada imza hareketini sonunda oturttu. German Suplex'i oturttu sonunda. O da hani Cesaro Swing gibi bir üne kavuşmak üzere yakın zamanda. Yani Gable ve Benjamin de iyi gidiyorlar. Buğra Gür, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya Chad Gable ile Shelton Benjamin'in ikili uyumu gerçekten seyir zevki yüksek. İzlenilmesi kıymetli. Bir tek team olduğunu düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz Dave Meltzer'in Chad Gable hakkında işte birkaç sene içinde işte acayip bir şekilde son yüzyılın güreşçisi olacak tarzı minvalinde bir tahmini var Dave Meltzer'in. Neden böyle bir bilgisi var ya da neden böyle bir öngörüsü var bilmiyoruz. İlerleyen yıllarda belki anlarız. Belki de gene deriz ki bu Dave Meltzer gene ne saçmalamış ya diye. Çünkü çok diyoruz. Tempolu ve hani aynı zamanda teknik kalitesi yüksek bir maçtı. SmackDown'dakinden bahsediyorum. Aynı zamanda bir gün önce, iki gün önce Clash of Champions'taki maçta tatmin ediciydi. Seyir zevki yine yüksekti. Ben genel olarak takımlar divizyonun probleminden bahsedecek olursam Jimmy ve Jey Uso'ya rakip bulamıyorum. Karşısındaki rakipler Jimmy ve Jey Uso'nun karşısında yıldızları sönük kalıyor. Ya da yıldızları sönük kalıyor demeyeyim. Uso'ların yıldızlarının karşısında o kadar fazla parlayamıyorlarmış gibi bana geliyor. Ha, genel olarak yine diğer segmentlerde de not düşeceğiz. SmackDown bookerları hakkında biraz konuşmamız lazım. Çünkü bütün kemer divizyonlarının rakiplerine, kemer sahiplerinin rakiplerine baktığımız zaman aynı problemle karşı karşıyayız. Gerek kadınlar, gerek United States, gerek WWE Championship. Rakip yok yani. Olan rakipler de rakipçik diye düşünüyorum. SmackDown shake-up'a ihtiyacı var mı bilmiyorum ama kesinlikle bir senarist ekibi takviyesine ihtiyaçlarının söz konusu olduğuna eminim. Şey kapıda ihtiyaç var yani bence. O zaman bir sonraki segmente geçelim. Buğra Gür şampiyonlar hakkındaki, şampiyonlar ve rakipleri hakkındaki genel şikayetten bahsetti. Biz de bir sonraki şampiyona geçiyoruz. Charlotte Clash of Champions'ta Natalya karşısında Lumberjack maçta kemerini korumuştu. Lumberjack maçta Riot Squad'ın da katılımıyla klasik Lumberjack kavgaları oldu. Öyle çok aman aman bir şey görmediğimizi düşünüyorum ben. Bugün de ne yapıyor şey Charlotte? Kadınlar Rumble'ından bahsediyor ki onu da bugün tartışacağız. Raw'da açıklanan kadın maçı, kadın Rumble'ını.
Charlotte promo keserken Naomi geliyor ve Rumble'a katılacağından bahsediyor. Ardından Riot Squad geliyor ve bir atışma neticesinde Naomi posta koyuyor. Ruby Riot, Sarah Logan ve Naomi Charlotte maçı açıklanıyor. O maçta nasıl sonuçlanıyor? Charlotte ve Naomi basit bir şekilde, yani klasik bir şekilde maçı kazanıyorlar. Şimdi Clash of Champions'daki maça kısaca böyle iki cümleyle bir değinmenizi rica edeceğim öncelikle Taner. Ya maç çok iyi değildi, hatta hani berbattı. Çok kötü işten, ben beğenmedim yani. Vura gür. Yani Taner'den farksız. Peki, Charlotte'ın Natalya ile artık işi bittiğine göre bu Royal Rumble'da rakibi kim olur? Onu sorayım. Ya, rakip ben olur önce... Onu sorayım. Bence rakibi yani, yok ya. Çok cansız abi bak. Kadınlar divizyonu SmackDown'da çok cansız. Ben hani şu an tek umudumuz Carmella, değil mi? Benim şu an Carmella yani. Tek umudum o. Çok cansız ilerliyor yani. Yani rakip olarak kimin... Şeyi mi söyleyeceğiz? Naomi'yi mi söyleyelim ya? Çok saçma ilerliyor yani. Yani Naomi Rumble maçına katılacağını açıkladı zaten. Rumble'da yani, kemer maçına çıkmayacak gibi. Yani değişik ilerliyor. Ben SmackDown'da kadın divizyonunun... Ya da Ruby Riot çıkabilir mi? Ya abi daha Ruby çok Riot çok olabilir. Küçük ya. Daha o bahsettiğimiz güreşçiler çok küçük. Gerçekten işte çok küçük. Geçiş maçı olacak bunlarda. Yani şey hani hakikaten geçiş maçı olacaklar. Çünkü şey Charlotte'ın o kemerle şeye gideceği neredeyse belli. WrestleMania'ya gideceği neredeyse belli. Yani bunları da atlamamak gerekiyor. Neyse asıl konumuza geçiyorum o zaman kadınlar divizyonu ile ilgili. Raw'da açıklanan kadın Rumble maçı. Yani çok da uzatmadan beklentiniz nedir? Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Buğra Gür senden başlayarak ama çok uzatmadan yapalım. Kadınlar divizyonu hakkında kadınlar Rumble'ı. Kadınlar Rumble'ı hakkında açıkçası diyecek hiçbir şey yok. Çünkü önümüzde değerlendirebilecek hiçbir donemiz yok. Fakat eğer kadınların erkekler gibi güreşmesini istiyorsak, kadınların da güreş seksapalite dışında ringde profesyonel güreşe ait şeyler sergilemesini istiyorsak ve aynı zamanda kadın erkek karşı karşıya olduğu, kadınla erkeğin karşı karşıya olduğu maçların gelmesini arzuluyorsak kadınlara şans vermeliyiz. Deneye deneye olacak. İlk El Nasel yapıldı. Vay efendim, kıramadılar masayı. Olmaz, vuramadı sandalyeyi. Öyle düşülür mü? Ya bir dakika ya. Bir dakika ya. Profesyonel güreş 3 günde mi icat oldu? Hayır. Kadınlara ilk defa mı bu şanslar veriliyor? Bir 10-15 senelik zaman diliminden sonra. Evet. O zaman bir gelişme ve olgunlaşma dönemini seyredeceğiz abi. Onun için de kadınlar Rumble maçını destekliyorum. Kadınların ring içinde güreşebiliyor olmasını isteyerek bir güreş sever olarak destekliyorum. Ve sabırla gelişmesini ve olgunlaşmasını seyredeceğim. Bu kadar. Bu şey Taner'cim. Ya gelinen nokta hepimizi sevindiriyordur zaten. Yani biz neleri gördük. Eski izleyiciler bilir. Çok saçma şeyler izledik biz kadınlar hakkında bu şirkette. Geldiğimiz nokta çok güzel. Ben heyecanlıyım. Hani ne göreceğimizi çok merak ediyorum. Hani bazıları diyor boç olur, maç olur. Yani erkekler de yapıyor, kadınlar da yapıyor. Bu boç profesyonel güreşte olan bir şey yani. Her maçta olabilir. Abi, ben sabırsızlıkla bekliyorum yani. Boç olur dediğimizin zirve noktası nedir abi Royal Rumble'larda? 2005 Royal Rumble finali Batista ve Cena. Cena aynen. Ve abi ve planlananın tam aksine çıkarak aynı anda ringden düşerler ve Vince McMahon sahiden sinir krizi geçirerek ringe gelir. Yani bu planlanan maçın yeniden başlaması falan planlanan bir şey değildir. Bildiğim Batista ve John Cena'nın yani bundan sonraki sürecin en büyük yıldızları olması beklenen iki erkek güreşçinin şeyidir hani hatasıdır. Abi yani ama adamlar al ardındaki kariyere bak yani. Hani. Yani ben umutluyum yani güzel ilerliyor. Evet o zaman devam ediyoruz bunu da şey yaptığımıza göre. Bundan sonra neyimiz var elimizde hemen bakıyorum. Pardon. New Day vs. Rusev Day maçı. Arka alandaki bir şeyden tartışmadan yola çıkıyor ama zaten New Day vs. Rusev
Aiden'in giriş maçını bir süredir bekliyorduk. Biz Clash of Champions'ta çoklu maç olmasaydı onu bekliyorduk zaten. Maçta da yani iki tarafta hani şey Noel ruhuna uygun bir şekilde yani şey Fatih hatta konuda şey yazmış. Bundan 3 sene önce WrestleMania'yı tankla bastığı müzikle Rusev bu sefer Noel Baba kıyafetiyle ringe geliyor demiş. Yani tabii eğlence maçıydı bu biraz daha hani yok krepler yok işte şeyler kremalar falan filan derken en sonunda Aiden English suratına pasta yiyor ve şey Xavier Woods tuş ediliyor. New Day'in sevinç görüntüleriyle segmentimiz sonlanıyor. Az önce kısaca bir güreş giriş yapmıştık. Güreş yapmıştık Rusev ve Aiden English'e. Bu arada New Day'in de bundan sonra neler yapabileceğiyle ilgili biraz konuşabiliriz. Hani maçta hani basic bir maç haftalık show maçıydı zaten. Tam görüştüm. Amerikan kültürü eğlencesiydi ya. Evet yani bunu biz bize o kadar komik gelmiyor ama gerçekten ama onlar ben özellikle canlı izliyordum dün gece şovu. Gene işsiz diyecek. Canlı izliyordum yine şovu. Anadakilere bakıyorum. Ay gülüyorlar, eğleniyorlar katıla katıla. Karınlarını çok fazla ya. Kardeşim bizim güldüğümüz şeyle onların güldükleri şey arasında o kadar büyük fark var ki. Gerçekten Taner. Bu biraz şeye benziyor. Bugün bir forum sitemizde bir konu vardı. Güreştürkiye.net Nikki Bella ile dans eğitmeni Antem'in yaptığı tangoda vay efendim böyle şey mi olur? Sina çok geniş, boynu uzanıyor falan filan. Ya bizim algılarımızla onların algıları cidden çok farklı. Mesela bu olay doğuda bir ilimizde olsaydı örnek veriyorum. Mesela kan davası olur ama mesela Amerika'da işler çok farklı ilerliyor. Sadece Amerika değil. Bütün ülkelerde işler çok farklı ilerliyor. Ya tabii her ülkenin ya. Şurada Edirne'den birkaç yüz kilometre birkaç bin kilometre ilerlediğin zaman Çek Cumhuriyeti'nde de çok farklı mesela. Sokaklarda tabii. İnsanlar çok değişik şekilde yürüyor geziyor. Yani onun için yabancılamaktan öte ben bu maçı anlamaya çalıştım. Hani bir açıkçası bana bir insanın suratına kremalı, krem şantili pasta yapıştırıldığı zaman inanılmaz komik gelmedi. Fakat maç bittikten sonra çevir Woods'un Aiden English'in suratındaki kremayı alıp onu yalayıp yemesi bana çok iğrenç şeyleri hatırlattı Paige'le alakalı ve yani orada biraz gülümsedim doğrusu. Çok manidardı. Taner senin yorumlarını alalım. Benim son zamanlardaki favori takımım Rusev ve Aiden English. Özellikle Rusev seyirciler tarafından da iyice kabullenmiş durumda. Fark ettiyseniz çok güzel pop alıyor yani destek alıyor. Zevkli bir maçta bize komik gelmedi. Bana da komik gelmedi ama oradaki izleyiciler istediğini aldı. Bizi zaten ilgilendiren durum bu. Ama New Day'in kazanması zoruma gitti bu sefer. Gerçekten zoruma gitti. New Day'i çok seviyorum ama yeni favorim Rusev ve Aiden English yani benim. Ya ama şey Rusev ve Aiden English takımı sürekli olarak kaybederek bir ün kazandılar ya. O yüzden kaybetmeye devam etmeleri çok da koymuyor şu anda. Hani eğlenceleri devam ediyor bir şekilde ve dün hakikaten seyircinin de o Noel ruhu New Day'in kazanmasına bir ihtiyacı vardı. Çünkü kutlama yapmaları gerekiyordu yani hani. Hani biz o kısmı çok atlıyoruz. Şeyde Cadılar Bayramı zamanında falan çıkan maçlara da biz hep çok sövülüyor. Hani işte klaba böyle davranılır mı bilmem neler falan filan. Herkese davranılır zamanında. John Cena'ya da davranıldı yani. Neyse. Şovun en çok konuşmak istediğim segmenti var sırada ama onu sona bırakacağım. Üzerine biraz fazla konuşabileceğimiz için daha basic bir segment olan Main Event'la devam edeceğim. Main Event'ta neyimiz var? Six Man Tag Team maçımız var. Jinder Mahal, Kevin Owens, Sami Zayn, Heel'lar takımı, Nakamura, Randy Orton ve WWE şampiyonu AJ Styles takımına karşı maça çıkıyorlar. Ve Sami Zayn'e bir grup çalışması yaparak genel bir grup çalışması yaparak hani Jinder Mahal RKO'yu yiyor, Kevin Owens Phenomenal Forearm, Sami Zayn de en son Kinshasa'yı yiyip tuş oluyor. Yani basic face takımın kazandığı bir main event. Şimdi buradan bir içime Fatih kaçtı az önce. 3 soru soracağım. Öncelikle Nakamura ve Randy Orton
şeyde Road to WrestleMania'da ne yapar? Bunlara bir şeyiniz var mı? İkinci olarak Kevin Owens ve Sami Zayn bu işi nereye kadar götürür? Üçüncü olarak Jinder Mahal bu tamamen şeyden denklemden çıktı mı? Kemer denkleminden çıktı mı? Yoksa ne yapacak yani? Bu üç soruya cevap istiyorum. Taner'den başlıyorum. En kolay sorudan başlayayım. Jinder Mahal evet yavaş yavaş o çarktan ayrılıyor. Bu şükürler olsun. Son main event'te bulunmaları Jinder Mahal'ın büyük ihtimalle artık The Great Kali rolü oynar inşallah. Ayrı yılda bir böyle başları çıkar. Kendisinin düşmanı değilim fakat main event olması hala bana saçma geliyor. %100. Yani kendisinin geliştirdiği hiçbir nokta yok. Yani geliştiren herhangi bir noktasını geliştirdiği iddia eden varsa uzun uzun tartışabilirim yani. Evet bir fiziği gelişti. O da bir zahmet. Spor salonundan çıkmıyor zaten. Diğer sorun şeydi galiba. Kevin Owens'a Sami Zayn. Ya ben bu Sami Zayn'in çok gevşek gevşek takılmasını hiç sevmiyorum yalnız ya. Kevin Owens'ın yanında. Hiç iyi durmuyor değil mi? Ya bir yancı oldu çıktı ya. Hiç iyi durmuyor ya. Biraz bir ciddiyet. Hani sen şeysin ya. Yıllardan beri bu işin içindesin yani. Dönüm noktası Royal Rumble olur mu acaba? Onu düşünüyorum. Hani bir olmaz gibi. Mesela DX'de de öyle mesela Shawn Michaels Triple H elemişti mesela. Oradan maç çıkmadı ama öyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Ya ama onlar hani çok uzun zamandır takımdılar ve hani aynen. Artık oradan maç çıkmayacağı kesin. Ama biz hala bir Sami Zayn'in bu sefer satış koymasını bekliyor yani. Bekliyoruz ama hani Royal Rumble'da olursa çok iyi olur bence ya. Mesela sonlara doğru olursa böyle son 3 isim arasında olsalar mesela çok iyi olur öyle bir şeydi. Mesela son 4 isim arasında kalsalar 5 isim. Ben de açıkçası çok daha etkileyici olur. Kemerlerin oynamasını büyük bir hevesle bekliyorum ya. Takım kemerleri iyi olur. Mesela şey gibi John Cena ve Batista da almıştı değil mi bir ara takım kemerlerini? Evet ama bir günlük. Aynen bir günlük. Öyle bir şey olsa mesela çok iyi olur ya. WrestleMania öncesinde. Ve değişik şeyler planlanırsa çok iyi olur aslında. İlk sorumu cevaplar mısın? Randy Orton, Nakamura... Ya Randy Orton'un son halleri gerçekten hani yayının başında söylemiştim. Bana iyi gelmeye başladı. Kendine çekiyor beni Randy Orton. Yani Nakamura'da bildiğimiz gibi. Nakamura'da ben bir artış görmüyorum ama benim için hala aynı. Nötrüm yani Nakamura'ya karşı. Ya WrestleMania'daki maç güzel geçer. Hani inşallah olur ama Nakamura'ya karşı hala bir nötrüm yani. Maçı bence Randy Orton taşır gibi duruyor. Öyle maç olursa yani. Buyur sen Nakamura veren. Nakamura hakkında ne düşünüyorsun onu soracağım. Randy Orton sormayacağım sana. Valla Nakamura bize bir tren gibi geliyordu. Büyük bir vagonlu tren gibi geliyordu. Fakat geldiğinde gördük ki gelen vagonlara değilmiş, arkasında gardırop olan bir küçük kamyonetmiş, hatta pick-up'mış. Nakamura o kadar küçüldü gerçekten ki seyir. Gerçekten de öyle ama ya. Ya evet öyle. Ben hiçbir ilerleme kaydını göremedim ya. Hep aynı. Yani ya, farklı bir şey izleyebilen var mı? Ben izleyemiyorum şu an yani onu. Ya şimdi şöyle bir hani genel bir değerlendirme yapalım o zaman. Nakamura dendiği zaman. Dediysek WWE artık yüzünü, eksenini Amerika'nın içinden kaldırdı yani. Bakıyorsun işte İngiltere ya da Kuzey Avrupa'da çıkan profesyonel güreş vecizelerini federasyona taşıyorlar. İngiltere'den güreşçiler getiriyorlar. Bunlara özel turnuvalar düzenliyorlar. Bunların uygun şekilde güreşebileceği bir divizyonları var. Ana brandde, Raw brandinde. Her ne kadar başarısız olsa da bu WWE'nin verdiği önemi gösteriyor bana göre. Öte yandan Güney Amerika'da işte Lucha Libre güreşine dair yine kıymetli güreşçiler barındırdılar bu zamana kadar. Ya yine Uzak Doğu'da Nakamura gibi, yine Hideo Itami gibi ya da birçok Uzak Doğulu güreşçi gibi WWE'nin eksen değiştirdiğini, kafasını Amerikan kültüründen, yalnızca salt Amerikan kültüründen kaldırıp kozmopolit bir güreş eğlencesi sunduğunu, global bir şirket olduğunu da ring içinde de kanıtlar nitelikte hamleler yaptığını açıkçası görüyoruz. Nakamura da böyle bu planın bir parçası. Fakat WWE'nin burada karşılaştığı en büyük sorun
arenadaki seyircilere, televizyon reytinglerindeki, yani WWE'nin televizyon, yine Hindistan'ı saymayı unuttum bu arada az önce global güreşte. Aman sayma. Al işte. Yani ne kadar hitap edebileceği Amerikan seyircisine. Çünkü hala arenalar WWE için çok önemli. Seyirci reaksiyonları çok önemli. Çünkü ürün orada çıkıyor. Hala Amerikan topraklarında çıkıyor ürünler. Yani WWE Nakamura'yı bir tohum olarak ekti. Fakat ne kadar yeşerdi? Bu WWE için bence hala çok önemli. Her ne kadar uzak doğuda hani pazarlama hamleleri yapıyor olsalar da Nakamura bence böyle bir değerlendirme. Hani verim alındı mı? Bence alınamadı. Hiç alınamadı hatta. O tohum ekildiyse %5, %10 çıktı. Gerisini göremedik. Ve sararmaya da yüz tutmuş halde şu anda o bitki. Nakamura bitkisi. Peki gelişir mi bundan sonra? Ben açıkçası zannetmiyorum. Çünkü şu anda WWE'de bulunduğu her hafta yüzü biraz daha eskiyor Nakamura'nın. Hadi yüzünün eskimesini geçtim. O mevzuyu paslıyorum Mehmet'e. O Mehmet değerlendirsin orayı. Yani şirketin de bekleme şeyi kalmadı yani. Tahammülü yok. Yani, öyle bir lüksü yok. Lüksü yok. Bir ikincisi alttan gelen jenerasyon çok fazla. Yani Nakamura'nın yerini doldurabilecek çok fazla güreşçinin olacağını göreceğiz ilerleyen aylarda, yıllarda. Ya demek istediğim şu, Nakamura tren gibi geldi. Arkasında sarı gardırop olan bir tane pick-up olarak devam ediyor. Belki bir motosiklet olarak ilerleyen aylarda, yıllarda Nakamura'yı tekrar izleyeceğiz. Fakat benim için çok umutsuz bir vaka. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? Tamam, bunu şey yapıyorum. Az önce Hindistan dedin. Jinder Mahal bir daha kemeri oynar mı sence? Yoksa bitti mi işi? Yani %98,5 bitti. Eğer Rumble falan kazanmazsa %98,5 bitti. Çünkü Rumble kazanma ihtimali de ben göz önünde bulunduruyorum Jinder Mahal. Peki son soru sana direkt soruyorum. Kevin Owens ve Sami Zayn WrestleMania'da ne maçına çıkacak? Kevin Owens, Sami Zayn WrestleMania'da ben kavga ettikleri bir maçın izleyebileceğimizi düşünüyorum. Rumble'da araları bozulabilir. Ha, ikisi karşılaşacak WrestleMania'da. Evet, olabilir çünkü çok olası ve Sami Zayn'in heel karakteri bence çok müthiş oldu. Ya dünyanın en iyi yalayıcısı oldu Sami Zayn. Çok yalaka bir karakter oldu. Hareketleri, ringe gelirken müziğinde trolleyerek dans edişi falan. Adam gerçekten çok büyük bir rol yapma ustası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda Mehmet Dinler. Ama ben böyle antipatik karakterlere bayılırım. Ben yani. Ben de çok beğendim. Çok beğendim. Kıllık antipatik karakter demişken bugünün asıl özel olayına geçiyoruz. Dolph Ziggler'a geçiyoruz. Dolph Ziggler Clash of Champions'ta ne yaptı? Bobby Roode'u ve Baron Corbin'i hilesiz, hurdasız, çakallıksız yenerek, şampiyonu da tuş ederek United States kemerini kazandı ki herkes bu adamın bu maçta ne işi var diyordu. Ziggler bugün kemer kutlamasına geldiğinde de olaya buradan girdi. Ne işi var bu adamın bu maçta diyordunuz. Alın bak bu işim varmış. Maçı kazanacakmışım. Kemeri kazanacakmışım dedi. Tıpkı United States Championship'i daha önce kazandığım gibi dedi. Daha önce kazandığını gösterdi. Daha önce 5 kere Intercontinental'ı kazandığım gibi dedi. O 5 kereyi gösterdi. Daha önce işte dünya şampiyonu olduğum gibi dedi. Money in the Bank'i aldığım gibi dedi. Onları gösterdi. Gösterdi, gösterdi, gösterdi. Ve en sonunda ne yaptı? Kemeri yere koydu. Hadi bana eyvallah dedi ve gitti. Kemere ihtiyacım yok. Hadi bana eyvallah dedi ve gitti. Vallahi açık söyleyeyim. Ya heel turn, meal turn. Abi Dolph Ziggler bana son 3-4 senedir çok boş bir güreşçi gibi geliyordu. Yani 2013 yani de kemeri ana kemeri kaybettikten sonra çok boş bir güreşçi gibi geliyordu. Ama The Miz feyodunda bence ayıralım ya. The Miz feyodunda baya güzel bir bence. Bir saniye arkadaşlar. Siz devam edin. Bu segmenti görüp Dolph Ziggler'ın çok dolu bir güreşçi olduğu kanaatine mi eriştin? Pardon arkadaşlar. Az önce aranızdan düştüm. Yani The Miz feyodunu da ben The Miz'in taşıdığını düşündüğüm için bana 3-4 senedir çok şey geliyordu yani. Hayır. Bir şey sormuştum az önce. Sen düştüğün için duymadın. Dolph Ziggler'ın
bu segmentini görüp çok boş bir güreşçi olduğunu düşünürken çok dolu bir güreşçi olduğu kanaatine mi erişti? Çok dolu bir güreşçi değil, çok ya, Ziggler hani her zaman ortalama üstü bir güreşçiydi ama yani o ikili karakterler aldığı rol bomboştu ve ya şu anladım yani şu an yaptığını senelerdir yapıyor zaten Ziggler. Bugün yaptığını yapmadı abi senelerdir. Abi geçen sene yaptı işte daha. Ne yaptı? Kariyerini falan ortaya koydu, kazandı kemeri. Bu kariyerini ortaya koymak değil ki abi. Bak bu bugün yaptığı ne biliyor musun? Benim hiç görmediğim bir şey. Sadece insanlar göt olsun diye kemer kazandım dedi adam ya. Sadece sizi göt etmek için ben bu kemeri kazandım dedi. Al şimdi de bırakıp gidiyorum dedi. Bu yani. Ben bunu daha önce hiç görmedim. Bence hani, haftaya Chicago'daki yılbaşı şovunda CM Punk DM'siyle döner. O konuya girmeyelim de bence SmackDown'da şovun yıldızı Dolph Ziggler'dı bence. Kendisini hiç sevmem. Gerçekten nefret ederim ama bu şovda yaptığı çok güzeldi. Ben çok orijinal geldi. Ben bilmiyorum, çok beğendim. Böyle bir iki şov daha böyle giderse aklıma bir an şey geldi. Bu bir ara Jericho geri döndü, böyle birkaç hafta konuşmamıştı değil mi? Birkaç şovda böyle hiç konuşmamıştı galiba. Ağzını açmamıştı. Gülmüştü, ağlamıştı. Ya buna benzer bir şey gelirse Dolph Ziggler daha da bir çekici hale almaya başlar bence. Hani konuştuğu zaman çekilmiyor çünkü. Böyle daha iyi olur. Ben Dolph Ziggler hani çok kötü bir güreşçi değil. Ama bu şirketi taşıyacak bir isim de değil yani. Hani diyorlar ya hak yeniyor falan. Dolph Ziggler'ın hakkı yenmiyor. Dolph Ziggler belki de hakkından fazlasını aldı bu şirkette. Kemersiz bir senesi geçmedi de bu şirkette. Ben öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. Yani o tartışmalar Dolph Ziggler'ın bir ara şeyi kesindi. Yani bu şirketi ileriye taşıyacak. Yani bu şirketin gelecek 10 yılki main event'ı olacak potansiyeli vardı ve o potansiyel içinde yeterince hani şey gösterildi, yükseltildi, edildi ama tam yükseltildiği yerde çok kötü bir düşüş yaşatıldı. Bir sakatlık ve bir röportaj yüzünden. Yani kemersiz senesi geçmedi ama yani şey hani ulaşabileceği potansiyele de asla ulaşamadı yani. Hani bu yüzden biraz haksızlık lafları bu yüzden çıkıyor. Hani adam ama ben Dolph Ziggler'dan keyif almaya başladım şey yani. Çok hızlı bir şekilde geldi hani. Arkasından gelen nesil o kadar hızlı geldi ki Dolph Ziggler bir anda kötü yani. Hani şirketin en iyi güreşçilerinden birinden ortalamaya düştü yani. Doğru. Tabii Cody bunda bir Dolph Ziggler'ın suçu yok. Aynı şeyde Cody Rhodes vardı. Adam bıraktı gitti yani. Ya bıraktı gitti ve şu anda indi seyircisinin kendisinden ne kadar rahatsız olduğunu da biliyoruz yani. Hani bu adam mı yani? Hani Ring of Honor şampiyonu diye yani. Ya ama ölüyle ön kattığı gerçek. Daha çok marka haline geldi şu an Cody Rhodes yani bence. Öyle ya da böyle. Öyle ama yani şey hani güreşin gittiği yerde hani biz geçtiğimiz senelerde hani yani 2009-2010 civarında Dolph Ziggler hakkında dediğimiz şeyler hani şey hani yani bu adam WWE'nin en iyi ring içi performansçılarından biriydi. Ya hani bunu senden başka diyen yoktu Mehmet Dinler. O dönemde ya bırak o forumda o forumda sadece sen diyordun bunu ya. Ya yapma gözünü seveyim ya. Ben o dönem bile Dolph Ziggler'ın ring içi performansını selling'den ibaret görüyordum. Doğru. Yani sen Kofi Kingston'ı övüyordun. Peki şey sen de Seth Rollins için Kofi Kingston'dan daha öte olamaz diyordun. Sonra doğru, haklıyım. Şimdi benim bir teorim var Dolph Ziggler'la ilgili. Onu da söyleyeyim. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de alayım, kapatacağım yayını. Ben Royal Rumble'da AJ Styles'ın karşısında çıkabileceğini düşünüyorum bu gazla. Hani kemeri bıraktığını düşünürsek. Bu gazla yani karşısına çıkabileceğini, tabii ki kazanabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de daha izlenebilir bir feud sunabileceğine inanıyorum. Yani geçtiğimiz sene Dean Ambrose karşısında çıkardığından. Siz ne düşünüyorsunuz? %100 Dean Ambrose'tan. Ya Dean Ambrose'un karşısında sarhoş çıksa Jeff Hardy gibi. Mesela kafası güzel çıksa gene daha iyi maç çıkarır. O ayrı bir şey zaten de. Daha iyi olur bence de. %100. Aslında Champion vs. Champion daha etkileyici olur ya. Ya abi, ben kemerlerin korunması taraftarıyım ya. %100. Orası öyle de. Evet. Peki Royal Rumble'da maça çıkar mı sizce? Ana kemer maçına çıkabilir mi? Çıksa yadırgar mısınız? Yadırgamam. Böyle devam etse yadırgamam. O zaman şova puanlarınızı alalım SmackDown Live şovuna. Ben ortalama üstü. Ben beğendim ya. 500 üzerinden kaç? Yani. 5 üzerinden 3.5 4'e yakın yani, öyle bir şey. Buğra Gürsen? 5.
Ben de bir 4 veriyorum. Ortalamamız o zaman 4.25 civarında. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Taner Önemi, Buğra Gürü ve ben Deniz Mehmet Dinleri. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sayın dinleyicilerimize, sayın YouTube halkına. Görüşlerinizi bizimle yorumlardan paylaşırsanız çok mutlu olacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Gelecek şovlardan sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.